Ahmet Taş Geçiren 4 Kasım 2022 Tarihli Köşe Yazısı Aile Soruları Kadın, Erkek, insan Soyunun iki Ana Damarıdır Cinsellik de bu yapının ayrılmaz parçasıdır Bu ikilizen çocuklar doğar Aile oluşur İnsan nesli böyle devam eder Bu insanın dışındaki bir iradenin tanımladığı bir durumdur Aile yapısındaki değişmelerin İnsanlığın akışını etkilemesi kaçınılmazdır. O sebeple toplumların akışına ilişkin sorumluluk duyanlar, ailedeki değişmelere, sarsılmalara, sancılara, doğum oranlarına özel hassasiyet göstermişlerdir. Cinselliğin belli ölçülere bağlanması da bu hassasiyetten ayrı düşünülemez. Bugüne gelindiğinde ailede sancı küresel bir gerçeklik haline gelmiştir. Batı dünyasında daha yoğun yaşanan ama bu konuda en büyük duyarlılığı göstermesi beklenen İslam toplumlarında da gittikçe derinleşen bir olgudur ailedeki sancı. Şu soruyu soralım. TV'lerin gündüz yayınlarında sürdürülen ve çoğunlukla Anadolu'yu yansıtan ve çoğunlukla da ürkütücü bir yozlaşmayı sergileyen kadın aile programları Hangi tür ailenin yansımalarıdır? Şu anda muhafazakar camiada oluşan aile aktivizmi çok net ki bu sancının ortaya çıkardığı tedirginliğin yansımasıdır. Muhafazakar camia ailedeki sancının yanı başında psikiyatristlerin, psikologların tanıklıklarını da yanlarına alarak LGBT'ye yönelik tepkileriyle cinsel tercihler alanında da tehlikeli bir savrulmanın geliştiğini düşünmekte bu savrulmanın aileyi, çocuklarımızı tehdit ettiği değerlendirmesiyle siyasi iktidarı yasal tedbirler almaya yönlendirmektedir. Burada da şu değerlendirme yapılmalıdır. Anayasa ailenin korunmasını devlet sorumluluğu altına koymaktadır. 1950 sonrasında hemen tüm zamanlarda ülkeyi sağcı iktidarlar yönetmektedir. Bizde sağcılığın bir boyutunun muhafazakarlıkla kesiştiği de bilinir. ANAP iktidarı aileden sorumlu bir devlet bakanlığı tesis etmiştir. Refah yolda refahın etkisi görmezden gelinemez ve son 20 yılda ülke İslamcı da muhafazakar da denilebilecek bir kadronun yönetimindedir. Bu iktidar bünyesinde bir de aile bakanlığı vardır. Şöyle bir soru anlamlı değil midir? Bu süreçler içinde Ailede sancı büyümüş müdür, azalmış mıdır? Ailedeki sancıyı siyasi iradeyi de etkisiz kılacak boyutta büyüten hangi sosyo kültürel ekonomik dinamik söz konusudur? Ve aile üzerinde düşünürken bu sosyo kültürel ekonomik dinamikleri yakalamak, onların nasıl sağlıklı hale getirileceğini düşünmek gerekmiyor mu? Ben muhafazakar camiada Bizzat Aile Bakanlığı'ndaki zihniyet çerçevesinin sorgulanmakta olduğunu da biliyorum. Muhafazakar camianın aile konusundaki hassasiyetini muhafazakar siyasi kadroların taşımadığını düşünmek akla uygun gelmiyor. Peki ama para, kadro vesaire her şey elinde bulunduran siyasi kadrolar aile konusunda neden sağlıklı sonuçlar alınamadığının sebeplerini tespit etmişler midir? Aile konusunda ele alınması gereken o kadar farklı başlık var ki. Mesela cinselliğin uyanması anlamına gelen bülü yaşıyla evlenme yaşı arasındaki mesafenin uzaması, cinselliğin nasıl çözümleneceği konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor. Annelerin, babaların, psikolog ya da psikiyatristlerin çözüm önerileri neler? Bu konuda en muhafazakar düşünenlerin bile kaçınılmaz hale geldiğinde, Şüphe duymadığı kadının çalışma hayatıyla anneliği ve eş olusu arasındaki gerilim kadını zorlayan, aileyi zorlayan, çocuk eğitimini etkileyen ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. Hem çalışma hayatı hem anneliğin anneyi ve aileyi huzurlu kılacak formülü nedir? Boşanma dosyaları neden adliye koridorlarında tavanlara yükseliyor? Sorusu neden muhafazakar ailelerde bu fırtınadan kendilerini koruyamıyorlar sorusu ailedeki sancıya çare ararken cevaplanması gereken bir soru değil mi? Farklı cinsel tercihler ya da cinsel sapmalar bunlar gerçekten toplumu tedirgin edecek boyutlarda bir artış halinde mi? Yoksa görünürlükleri mi arttı? Gerçek bir artış söz konusuysa bunun sebepleri neler? son 20 yıl diye cümleler kuruyoruz sürekli. Sosyal oluşumlar bir süreç içinde gerçekleşir. Diyelim sapkınlık olarak nitelenen cinsel tercihler hangi toplumsal sayıklarla oluşuyor, geçtiğimiz 20 yıl içinde bu konuda duyarlılık mı sergilenmedi? Duyarlılık sergilendiyse bile sonuç mu alınamadı? Şimdi söz gelimi yasal, anayasal bir düzenleme yapılırsa nasıl bir sonuç alınması bekleniyor? Türkiye Müslüman bir ülke. Dünyada pek çok İslam ülkesi. Buralarda yaşayan 1 milyar 600 milyon Müslüman var. Açık ki İslam'ın da bir aile formatı var. Ben ailede sancı ve mutluluk arayışı başlıklı konferanslarımda Batı aileyi aradığında bunu İslam dünyasında bulabilmeliydi gibi bir cümle kurmuştum. İslam ailesinin mutluluk iklimini gerçekleştirebilmeliydik demiştim. Bugün belli ki biz de tedirginiz. Aile aktivizmini yürüten dindar muhafazakar arkadaşlarımız çığlık çığla. Neden olmadı? 20 yıllık iktidar dönemine rağmen neden olmadı? Yasal düzenlemelerle olur mu? Bugün böyle sorularla bitirelim. İslam ailesi üzerine bir yazı daha yazacağım. Polis bandosu HDP ziyareti. Polis bandosunun iki elemanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda AK Parti'nin bestelettiği Türkiye Yüzyılı şarkısını seslendirdi. Devletin polisinin parti şarkısını seslendirdiği bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil salondakiler tarafından coşkun bir şekilde alkışlandı. Bu gelinen tipik parti devlet görüntüsü. Bu ölçüsüzlükte fütursuzluğun tavan yapması. Adalet Bakanı'nın da eşlik ettiği bir AK Parti heyeti, başörtüsü için oluşturdukları anayasa değişikliği paketini görüşmek üzere HDP'nin kapısını çaldı. HDP yöneticileriyle görüştü. Bu da Kandil'in siyasi temsilcisi suçlaması yüzünden, muhalefetten eli dokunanın yandığı, HDP'ye yönelik tüm suçlamaların tabansız olduğunun göstergesi. Bakalım Bahçeli'den bir ses gelecek mi?